Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ashabul cenneti humul faizun. Lev enzelnâ hâzel Kur'âne alâ cebelin lerâeytehu خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ فَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَاللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. آمنا بالله صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı
Sevgili Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şanı ve şerefi ile bütün seyircilerime, bütün İslam alemini ve bütün insanlığı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum efendim. Kur'an sünnet yolumuz olsun, Allah diyen dilimiz olsun, cennetlerde gülümüz olsun. Amin. Her sözümüz doğru, her amelimiz makbul olsun. Amin. Mübarek Mevlid kandilimiz tüm İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlara vesile getirmesi için dua ediyorum. Allah'ım yar ve yardımcımız olsun. El Fatiha. Allah razı olsun. Değerli konuklarımız, sevgili misafirlerimiz, Mevlid Kandili özel yayınımızda sizlerle birlikteyiz demiştik. Derbentli emekli öğretmenimiz Ahmet Üçpınar Hocam, Allah razı olsun. Kulaklarımızın pası sildiniz. Buyurunuz. Sizi böyle biraz bize eşlik edin, muhabbet edelim. Biz muhabbet isteriz, başka bir şey istemeyiz. Böyle sabah saatlerinde konuklarımızı ağırlarız. Diğer taraftan hem değerli Ahmet Hocam'la birlikte, bir taraftan Fahrettin abimizle birlikte Mevlüt Kandili böyle elimizden geldiğince özel yayın yapalım dedik. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Nasılsınız Fahrettin abi? Allah razı olsun. Zaten sevgi her işin başı, eritir dağı taşı. Gönülleri hoplatır, akıtır gözün yaşı diye inşallah giriş yapalım. Eyvallah. Şöyle bir dörtlükte giriş yapalım inşallah. Yaratan var, yaratan var. Yeri göğü donatan var. Sevgi saçın diyar diyar Allah Celle Celaluhu hürmetine. Biz burada sevgi saçmaya geldik. İnşallah sevgimiz en ücra köşelere kadar gider. Bizler de dua müşterek. Biz dua bekliyoruz bütün kardeşlerimizden. Ve bu arada da mübarek Mevlüt Kandilinizi tebrik ediyorum. Şöyle birer de baklava getirdim. Orada ne güzel. Mevlüt Kandilinde böyle. Ağzımız tatlı olsun. Midemizin de şeyini verelim. İnşallah biz burada daha ikramdan daha ziyade ruhumuzu ziyafet çekmek için geldik inşallah. Buyurun birer. Hocam buyurun. Hocam. Böyle kandillerde böyle eşi, dostu, akrabayı, komşuyu hatırlamak ne güzel bir adet. Ben de bir tadına bakalım arkadaşlar. Bu kandilde tamam, güzel. Tamam arkadaşlara ver. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam arkadaşlara. Evet şimdi mesajlar da geliyor bir taraftan. Yakın olan misafirlerimiz baklava yemeye buyursunlar. Evet. Allah razı olsun. Ağzımızı tatlandırdı. Afiyet şeker olsun. Şimdi. Çok da güzel olmuş abi. Sabah sabah da iyi olur maşallah. Afiyet şeker olsun. Ağzımızı tatlandırdık. Ağzımız tatlı olsun. Fahrettin ruhumuzla abimiz. Doysun inşallah. Evet. Tanıyanlar çok fazla. Herkes tanıyor da ben yine. Evet. Özellikle Sedat Uçan'a verdiğiniz Ağlayı Ağlayı abi muhteşem bir eser. Görsem Ağlayı Ağlayı eserinizi, şiirinizi aldı, izninizi aldı. Evet. Dedi ki bu şiiri ben besleyip albüme koyacağım dedi herhalde Fahrettin evet, abi. Evet, aynen öyle. Nasıl oldu olay? Şimdi özel bir turizm şirketinde çalışıyorum. Evet. Yazıhanede 12 saat boş durmak olmaz yani. Zaman en kıymetli hazine. Evet. Hemen yanımda radyo var tabii. Gece sabahlara kadar ya kitap okuyacaksın ya radyodan mesajlar dinleyeceksin. Radyoyu açtım. Gözyaşı efendim dedi ki Hac ve Umre ile ilgili Mekke Medine ile ilgili şiir yarışması var. Kim birinci olursa Umre ödülü var. Evet, evet. Biz özendik ve bu şiire besmelesiz çıkma ilahide olduğu gibi besmelesiz çıkma yola Kur'an sünnet bize kale. Medine'de ol Resul'e baksam ağlayı ağlayı. Arafat dualar dağı evliyalarındır bağı. Ne olur garibin hali çıksam ağlayı ağlayı ilahimiz söylüyor. Bu şiiri yazdım, zarfa koydum, gözyaşı efeme ikram ettik, verdik. Evet. Tabii aradan
15-20 gün, bir ay geçti. Dedim bizim şiirin neticesi ne oldu acaba, dereceye girdi mi diye merak ettim. Tabii, gittim. Tabii. Gittim, baktım. Hiçbir derece, hiçbir şey yok. Şimdi tamam dedim ya, dereceye giremediysek olur dedim, nasip. Bu şiiri aldım. 2012'de bu kitabımız çıktı. Bu kitabın içerisine yazdım, koydum. Ve bu bir gün Sedat Uçan Konya'mıza geldi. Burada içinde var. Evet. Sedat Uçan kardeşimize bu kitaptan imzalı bir tane hediye ettik. Altına bir de telefonumuzu yazdık, verdik. Sedat Uçan da bayağı bir iki ay sonra bize bir telefon açtı. Dedi ki, Fahrettin abi, sen bu besmelesi çıkma yola çok hoşuma gitti. Ben bunu ilahi yapmak istiyorum. Ne demek ki yani? Evet. Şeref duyarız, çok güzel oldu. Tabii. Ondan sonra resmi şeyleri, prosedürleri uyguladık. Ve albümümüz çıktı. Maşallah. Bu da bu şekilde oldu. Diğeri de o da. Ona da birazdan değinelim. Tamam. Bitmek üzereyse bir yüksek sesle dinleyelim mi? Yani dolayısıyla bir yarışmaya katılalım düşüncesiyle gece uzun süren o gecelerde kalemi aldın, bir gece yazdın bunu. Ama mükafatı da Sedat Uçan'dan aldık. Eyvallah böyle. Ama bu mükafatımız halka, hakka ve bütün İslam alemine inşallah hayırlara vesile getirsin diye dua niyetiyle yazdım. Bir şiir alalım mı Fahrettin? Alalım. Şimdi mübarek Mevlid Kandili münasebetiyle Peygamber Efendimizle ilgili bir şiir okuyalım inşallah. Ondan sonra da gazetemizde Selam Olsun şiirimiz var bugün. Selam Olsun şiiri iki, ona da ayrıca bir konuyla değineceğim. Sevdalıyım. Medine'de gülleri var. Ne de güzel illeri var. Odur gönüllerdeki yar. Sevdalıyım can Ahmet'e, sevdalıyım Muhammed'e. Güller dikin yollarına, bülbül konar dallarına, o güzelim dillerine. Sevdalıyım can Ahmet'e, sevdalıyım Muhammed'e. Gönülde yapısı var, tevhitte tapusu var, göklerde kapusu var. Sevdalıyım can Ahmet'e, sevdalıyım Muhammed'e. Baksam sana kana kana, aşkın ile yana yana, Fahrettin kurban olsun sana. Sevdalıyım can Ahmet'e, sevdalıyım Muhammed'e. Allah'ım şefaatinden mahrum eylemesin inşallah. Allah razı olsun. Maşallah. Çok güzel Mevlid Kandili'nde. Devam edeceğiz tabii ki. Evet. Sevgili Ahmet Hocam nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim Süleyman Bey. Bir sabah dedi ki Fahrettin abi, hadi gidiyoruz dedi herhalde sana. Sabahleyin camiden hadi dedi, arabaya kapının önüne koymuş, hadi gidelim dedi. Ben buraya çok hazırlıksız geldim. Estağfurullah sonra... hocam. Biz zaten özel bir hazırlık yapmıyoruz programımız içinde. Allah razı olsun. Dua aşama, zaten zaman bölüm... zaman sizi seyrediyoruz. Estağfurullah. Hatta uzaktan da tanışır gibiyiz ama tabii Estağ, sizin her zaman hocam. Şey olmadığınız için. Estağ. Ben aslen Derbentliyim. Evet hocam. Fahrettin Gül'ün köyünde
askerlik yaptım ben. Evet. Bunları gördüğüm zaman bunlara takılırım. Bunların aslı yörük. Bu yörükler benim asker arkadaşım diye. Her gördüğüme aynı şeyi söylerim. Ne güzel, onun için ne güzel. Buna da asker arkadaşımın oğlusun diye babası vardı. Çok rahmetli, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet. Çok elim sağlam böyle ufaktan konuşur ama esaktan böyle yörüğün ta kendisi gayri. Anladın mı? İşte o şekilde şey yaptık, sabahleyin geldik. İnşallah Allah hayırlara vesile kılar. Amin. Sizler amin. Allah razı olsun. Programınız da hayırlı olsun. Allah razı olsun. Şimdi Mevlid Kandili'nde denk gelmesi de güzel oldu. Fahrettin abi dedim. Komşumuz da olunca Fahrettin abi gün belirle dedim. O da maşallah bizim için de önemli bir gün olan Mevlid Kandili'nde çıkayım istedi. Hem peygamber sevgisi özlemini en güzel şekilde dillere getirmiş. Siz neler demek siz Mevlid Kandili'yle ilgili mesajınızı tebliğinizi alsak hocam? Allah razı olsun. Bütün İslam alemine hayırlı mübarek olsun. Allah razı olsun. Dediğim gibi ben buraya yani şimdiye kadar ben böyle televizyona çıkıp da bir açmalım olmadı. Için olur. Onun için yani normal. Hazırlıksız desem hazırlıksızım. Onun için daha evvelden şey yapmış olsaydı hani beraber ilahi gibi bir şeylerle şey yapalım. Onu doğaçlama bey hocam mırıldanırız sıkıntı yok. Ne öğretmenisiniz hocam? Emekli öğretmen. Ben aslen İmam Hatip mezunuyum. Evet. Öğretmen okulunun farklarını verdik. Sınıf öğretmenini yaptık. Ondan sonra hocanın şeyin orada Başkent Hastanesi'nin karşısında orada uzun müddet öğretmenliğiyle biriket, odun bir şeyler karıştırdık. Şimdi bıraktım. Elhamdülillah. İşte ne güzel. Yaptım. Hocam şimdi tabii şiirlerimiz olacak, özel değerlendirmelerim olacak. Şimdi seyircilerim de böyle mesajlar atıyor bana. Özetle Kandil mesajlarını gönderiyorlar. Onları da biraz değinelim. Şiirlerimiz de bol. Bugün Fahrettin abiden bol şiir dinleyeceğiz. İnşallah. Mesajları da okuyacağız. Şimdi hangi şiir alalım? Şimdi ben şöyle... Din ve vatan sevgisi deyince diğerleri teferruattır değil mi hocam? Eyvallah. Yani şimdi ben bu konuyla bu iki konuyla ilgili birer dörtlük okumak istiyorum. Şöyle ki vatan sevgisi imandan, bütün emirler Kur'an'dan, salih amel bu yollardan. Vatan bizim, millet bizim, iman dolu servet bizim. Ne büyük servetimiz var. Eyvallah. Kıymetini bilene. Evet. Doğru sözün birdir yolu. Karıştırma sağı solu. Kalk ayağa Anadolu. Vatan bizim, millet bizim, ay yıldızlı al bayrak bizim. Diye böyle bunlar devam ediyor da uzun tabii. Yani uzun. Ben esasen selam olsun şiirim bugünkü Hakimiyet Gazetesi'nde. Siz Hakimiyet Gazetesi'nde de yazıyorsunuz. Hakimiyette. Şiir yazdığımda veriyorum yani her zaman bazen ayda bir sefer bazen iki ayda bir sefer böyle veriyoruz yazıldığında. Bu şiir olayı hiç belli olmuyor. Bakarsın bir günde bir şiir yazarsın bakarsın. Bir ayda bir şiir yazamazsın evet. Böyle bir duyguseli. Şimdi inşallah. Selam olsun şiirine bir bakalım mı? Bakalım mı hocam? Evet bugün gazetede Hakimiyet Gazetesi'nde de çıktı Fahrettin abimizin. Bugünkü Hakimiyet Gazetesi'nin 6. sayfasında. Eyvallah. Okuyalım yeni yazdım ben bunu. Evet. Daha önce de yazılmıştı bu selam olsun şiiri. O 20 kıtaydı. Biraz daha kıstık yani. Eyvallah. Şimdi bu selam olsunun ilham noktasını konuşmak istiyorum. Tabii ki. Buyurun. Şimdi bu selam olsun şiiri bundan 8-10 yıl önceydi tahminen. Alaaddin Tepesi'nde dini bir konferans verilecek. Tabii biz de gittik. Evet. Orada tabii büyüklerimiz hepsi sayın milletvekilim, sayın bakanım, sayın işte böyle hepsini saydı. Bir tane bir hoca geldi dedi ki selam olsun Muhammed aşıklarına dedi. Hemen konuya girdi. Bu benim burama böyle bir battı yani dedim. Evet, yani evet, evet. Söylenecek söz bu kardeşim. Şimdi evet. İlhamı ben oradan aldım. Bu ilham daha önce bu ilham devam ediyor inşallah. Onu okuyayım. Selam olsun. Kur'an sünnet yolun olsun.
Allah diyen dilin olsun, cennetlerde gülün olsun, girenlere selam olsun. Kabe ile süslü yurdu saf saf olmuş, yüz bin ordu selam verir kuşu kurdu, Mekke'mize selam olsun. Gül dalından destesi var, bülbüller de bestesi var. Oraların hastası var, Medine'ye selam olsun. Muallakta durur taşı, hayran eder her bir başı. Küfre karşıdır savaşı, Aksa'mıza selam olsun. Mescid-i Aksa için diyor. Peygamberin dostu orada, Fatihlerin postu orada, Mehter Marşı coştu orada. Mehter Marşı'nı versinler. Eyvallah. Mehter Marşı da gelsin yani. Gelsin inşallah. Eyvallah. Mehter Marşı coştu orada, İstanbul'a selam olsun. Büklüm büklüm olmuş yolu, yiğitlerin orada gülü, Hacı Bayram orada veli, Ankara'ya selam olsun. Yeşillenmiş bağlarına, mana yüklü dağlarına, evliyalar diyarına, Konya'mıza selam olsun. Yere düşen yaprağına, sevgi dolu toprağına, ay yıldızlı al bayrağına, Türkiye'me selam olsun. İlim irfan ocağından, sevgi dolu sancağından, Mevlana'nın kucağından, dünyalara selam olsun. Malı mülkü gasp edilmiş, canlarına kast edilmiş, hürriyeti mahvedilmiş, gariplere selam olsun. Zalimleri hainleri, fala bakan kahinleri, eli kanlı katilleri, vuranlara selam olsun. Havasına suyuna bak, ne de güzel yaratmış Hak. Fahrettin'im sen aşkını yak, yakanlara selam olsun. Allah, İnşallah Allah'ım yaktırsın inşallah. Şimdi tabii böyle düşünceler, duygular. Ben şunu merak ettim. Umre haç yapabildiniz mi? Yapamadım. Kutsal topraklara gidebildiniz mi? Gidemedim. Peki bu peygamber sevgisi özellikle nasıl? Bir de gitseniz ne olacak acaba bir de? İnşallah. İnşallah daha Rabbim iyi. Gidemeyen herkese nasip etsin o kutsal beldeleri. Haç, umre olur, nasıl olur bilemiyoruz ama belki izleyen biri alır götürür abisini. O bir de turizm şirketinde çalışmışsın. Nasıl olmuş anlamadım yani ben. Bilmiyorum. Nasip olmadı, çağrılmadık mı diyelim yani. İnşallah hazırlığı yazıldık ama çıkmadı. Haç çıkmadı. Yani 5-6 senedir bekliyorum. İnşallah çıkar. İnşallah. Özlemle bekliyorum inşallah. Ama ne güzel bir sevgi, aşk, muhabbet var Peygamber Efendimiz'e. Bunları dile getirmişsin. Daha gitmeden oradaymışçasına şiirlerinde peygamber sevgisini, evet, duygularını düşünceleri. Ama bu manevi kaynaklar esasen var ya, esasen seher vakitlerinde kalkabiliyor musun? 2 rekat bir namaz kılabiliyor musun? Sabah namazına gidebiliyor musun? Evet. İnsanlara çok büyük haz veriyor Süleyman Bey. İnsanları gerçekten yapabilenlere ne mutlu. Biz tam manasıyla yaptık demiyorum yani. Estağfurullah. Allah'ım inşallah. Ama bu seher vakti önemli yani. Tabii canım. Allah razı olsun. Ön plana çıkardığı için yazıyorsun yani. Şimdi şiirlere devam edeceğiz ama evet, bizim bu formatımızda böyle muhabbet var, kahvaltı hazırlama var. Şimdi bugün Fahrettin abi şiirlere de değineceğiz ara ara ama kahvaltıda ne düşündü? Kahvaltıda... Ben hazırlayayım hatta onları. Evet. Malzemeleri getiriyorum. Yöresel bir şey yapalım sos dedik. Bu ne sosu? Bu sos... biz, hocam bir baklava da alır mısınız? Keser mi? Tamam bu arkadaşlar. Al bu baklavayı kandil dolayısıyla ekibimize götür. Tamam mı? Yumurtalarımız da gelmiş. Ben malzemeleri çıkarıyorum. Evet, yumurtalarımız da orada. Zeytinimiz, peynirimiz,
Abi ne ekmeği getirdin? Bu tandır ekmeği mi? O tandır ekmeği. Ha, bunun arasında da iyi gider ama. Ben evet. Şimdi malzemeleri koyuyorum inşallah. Tabii tabii. Evet. Bu sosa değinelim o zaman. Ben tava hazırlayayım sana. Tabii. Abi. Orada dahan ve şey de var, zeytin de var. Tam böyle güzel bir kahvaltı hazırlamışsın. İnşallah. Yani malzeme olarak. Tahin mi var? Evet. Ha. O altı pekmez, üstü dahan. Özel karışım gibi olmuş. Karışım gibi. Karışım gibi, evet. Evet, Fahrettin abimiz kahvaltı yapar mı evde? Tabii, yaptığım normal kahvaltı bunlar yani. Biz fazla, aşırı çeşitlere fazla dalmaya gerek yok. Allah'ın gerek yok. Nimetleri... Boldur, doldur gönüllere, doldur. Elhamdülillah. Resul alemlere güldür, sevdir Allah'ım sevdir. Mesele bu yani. Şimdi Cenab-ı Allah bizlere türlü türlü nimet vermiş. Eyvallah. Verdiği nimetleri saymaya kalksak saymakla bitiremeyiz. Şimdi bu sos biz geçen sene, evvelki sene nasıl yaptık? Yaptığımızı tarif edeyim. 10 kilo domates aldık, bahçe domatesi. 10 kiloda Bursa domates aldık. 10 kiloda kırmızı kapya biber aldık. Ondan sonra yarım kilo o acı biberden aldık. Acı biber. Yarım kiloda sarımsak. Bunu götürdük. Binkotların orada bir bakkal çekiyormuş. Hı hı. Çekirdeğini filan ayırıyor. Hemen yıkadık. Makineye katıldık, altına helkellere doldurduk, götürdük, evde kaynattık. Ama kaynaması en azından 4 saat sürüyor. 3 ve 4 saat sürüyor. Yani gerçek vitamin, gerçek tabiat şeyi burada yani. Gerçekten kan gibi. Ben bunu çok seviyorum. İnşallah bunu bir tavada yumurtayla birlikte... Yumurtalı da olur, yumurtasız da olur. Yumurtalı yapalım inşallah. Yani melemen ama evet. İçindeki malzemeleri birazdan bir daha sayacağım. Tabii. Açabilecek mi abi? Kavanoz daha hiç şey yapmamış. Bunun dibine birazcık yağ damlatalım. Bir de büyük kaşık. Gözle mi yapalım, küçük gözle mi yapalım? Orta gözle olsun. Tamam işte. Şöyle. Şimdi malzemeler o kadar hoşuma gitti ki. Bakalım malzemelerden zeytinyağlı yapacağız. Hafif biraz. Sen bana şöyle. Dur de. Herhalde yeter. Tamamdır. Şimdi sevgili seyircilerimiz, biz de yaptık bu sene sos. Şimdi zamanında bahçelerde domates olduğu zaman pazara gitseniz yansın. 40 kuruşa, 50 kuruşa domates alabiliyoruz sevgili yani, seyirciler. Değil zamanında yazın. Evet. Yazın. Ondan sonra gideceksiniz. Biz tabii öyle bakkala falan gitmedik. Öyle çekilme. Elimizde doğradık, kabuklarını soyduk. Evet. 20 kilo falan aldık. Ama biz senin gibi Bursa domatesini ayrı almadık. Bahçe domatesini ayrı almadık. Onun da bir sırrı var. Malzemeleri birazdan bir daha sayacağız. Sarımsağı falan güzel görünüyor. O ısıda duracak orada. Evet. Bir daha say. Şu karışım için sevgili seyirciler. Bu melemen yapacağız ama bunun içinde neler var? Fahrettin abi bir daha sayıyor. Şimdi bu seneki yaptığımızı benim icraat olarak yaptığımızı anlatayım. 10 kilo domates, 10 kilo Bursa domatesi. 20. He, 20. 10 kilo da kırmızı kapya biber. Of, kapya biber. Ha, oldu 30 kilo. 30 kiloluk 30 malzeme. Kilo. He, ondan sonra yarım kilo sarımsak. Of. Yarım kilo da o ince küçük şöyle acı olan. Acı olan. Allah. Onu acıyı fazla sevenler biraz daha fazla katabilir yani. Tamam. Sarımsağı da biraz daha fazlalaştırabilir. Sarımsak da fazla olabilir bence. He. Şimdi bunu götürdük. Tamam. Yıkadık. Kapya biberin sapını aldık. Makineye katıldık. Makinede kıyma çeker gibi su var abi. Kıyma çeker gibi. Kabığını, çekirdeğini hepsini ayırdı. Peki sarımsakları soyup götürdünüz değil mi? Tabii. Allah Allah. Şimdi bunu biz evlerde yapmaya çalışıyoruz ama en güzeli o. Şimdi salçalar malçalar alıyor, o da çekiliyor böyle makinalarda. Hepsi öyle oluyor. Isındı herhalde. Ondan sonra helkelerle şöyle bir tencere var bizim, büyük hususi aldım. Tamam. 500 evlerde evimiz vardı bahçeli. Orada ortalama 4 saat 5 saat kaynattık bunu biz. Odun ateşinde. Odun ateşinde. Ha, odun o. Ateşinde. Oh. O doldu. Dolduktan sonra iki parmak kadar üstü boş kaldıydı. Kaynattıkça 3 parmak, 4 parmak, 5 parmak kadar eksildi. Evet. Ötekinleri de üzerine ilave ettik. Karıştıra karıştıra bir daha kaynattık ve sonuç bu oldu. Kaç kavanoz çıktı? 30 küsur kilodan. 18.
17-18 kavanoz çıkıyor. Kışı çıkarttık. Tabii canım. Yarın bir gün anneme giderse yani şimdi... bana hazırlayacak yani. Evde var da. Yani. Ha, kış için hazırlandı sos evde var. İnşallah. Ama biz de yaptık dediğim gibi. Ne? Ama tarifi böyle. Ve ekonomik oluyor şimdi. Bu salçalar, malçalar. Yağımız kaynadı mı? Yani ben düşük seviyeye getirdim. Daha biraz, ben biraz daha yükleyeyim. Daha yükleyeyim o yükle. Zaman. Evet. Hadi bir dörtlük daha mı alalım, bir şiir daha mı alalım? Alalım, burada alalım. Hem böyle sohbet hem böyle şiir olacak. Tabii. Fahrettin der ki, emir haktan alınır. Kafirler üstüne ordu salınır. Bu cennet vatanda ebedi kalınır. Destanlar yazan ozanlardanız. Eyvallah. Eyvallah. Bir de abi ilginç bir plaket var burada. Bunu şimdi şöyle elime alalım. Oscar Moscar da bizim Oscar'ımız da farklı. Sayın Şair Fahrettin Tan, 2. Aşıklar Şöleni'ne katılımınızdan dolayı teşekkür ederim. 26-27 Nisan 2010 Profesör Doktor Süleyman Okudan Rektör. Abi nasıl bir böyle plaket yapılmış ya, böyle hani ilginç olmuş yani. Şimdi Şairler Şeyi'nde de katılıyorsun Ozanlar'da. Katıldım ve bu şiiri Süleyman Demirel konferans salonunda okudum. Şimdi bu şiirden okuyayım ben. Tabii bu ödülle ilgili. Bu ödülle ilgili şiirden. Aşklar Bayramı falan iyiydi. Şimdi de yine aynı önem verildi. Valla yani biz şairler sazımız olmadığı için fazla devreye giremiyoruz. Evet, saz yok. Gerçi nice aşıklar, şair kardeşlerimiz var. Gerçekten var ya. Mesela Osman Altaş var. Altınoluk'ta filan şiirler var. Hı hı. Seyfi Yıldız, Merami. Ondan sonra Kul Remzi. İbrahim Demirtaş. Bunlar değerli şairler abi. Bunlar var ya, bunları değerlendirmek lazım. Hı hı. Ben şöyle düşünüyorum ki. Ya sponsorumuz yok diyor. Sponsor yok. Eğer Osman Altaş'ın o şiirleri var ya. Yani bir kitap gelir de ben şöyle diyorum, Osman Altaş'la görüşürüz. Her zaman bu şairlerin hepsinde görüşürüm ben. Evet. Bir sponsor olsa da Konya Aşıklar Sufrası adı altında bir kitap çıkarsak. Benim seçme 20-30 tane şiirimiz oradan, onun şiiri, bunun şiiri, şairler bir kitap olsa diye yetkililer... duyuralım inşallah. Eyvallah. Bu selam olsun şiirimde beste yapmak isteyen sanatçılara duyurulur inşallah. Eyvallah. Olabilir. Yani. Sonra ben bu iki tane bestem yaklaşık 8-10 yıl evveli burada bu televizyonda hocam, sakallı hocamın adı neydi burada? Ben de hatırlayacağım. Dur. Ali Galip hocamızın yanında okudum. 3 tane şiir okudum. Bu ikisini Sedat Uçan beğendi. Sedat, ikisi bir tane kaldı. O hangisi yani, acaba şimdi? Evet. O günü verinde unuttuk yani hangisiydi. Şimdi bu Süleyman Konferans Demirel Konferans Salonu'nda okumuş olduğum şiiri şöyle yazmıştım. Evet. Biz kimiz? Bunu iyi bir cevap vermek lazım. Evet. Tabii. Bu şeyin yarısını katalım. Katalım mı? Çünkü ya da çekeyim diyecektim. Kat abi sen. Kaşık da vereyim sana. Acaba acısı. Üzerimizi falan batırmayalım. Hazırlık aşamasında. Evet. Yakmayalım mutfağı. Yenge izliyor. İyi ısınmış. İyi ısınmış. Kaç kişiyiz? Yeter. Hepsini dök gitsin. Yok şunu da şey kahvaltının yanında yiyelim. Tamam. Şöyle bir sıyıralım. Eyvallah. Bir bak tadına bakalım nasıl. Acılı. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Kahvaltının yanına gider. Çok acı değil. Tam benim tersi. Yani. Çok acısı ya da sonradan da hocam, gelebilir. Hocam gel karıştır. Sen yiyelim bu işi. Şimdi kaç yumurta kıracağız ona? Buna hocam, işte getirdik geçelim. Yani. Ahmet hocam. Yumurta kıraman mı canım hocam? Şimdi o bahsediş. Onu kısayım ben biraz. Evet. Şimdi zaten sen bunu bayağı kaynata kaynata ilk hazırlarken suyu gitti. Yani. Çok ısındı mı yetecek gibi düşünüyorum. Biraz düşürdüm. Evet. Biber falan hiç görünmüyor yani böyle hani. Hani makinede, şimdi makine süzdüğü için hiç, evet. Çekirdeği yok dışının
kabuğu yok yani. Çekirdek. Hepsi güzel mi bak? Makine var ya çok güzel hoş. Biz sabahtan akşama kadar bunun çekirdeğini ayıracağız, kabuğunu ayıracağız diye ince ince oyalandık. Domateslerine ben ne uğraştım, hanım aldı da kış, yazın valla domateslerin kabuklarını yapacağız da elimiz mezimiz acıdı ya. Abi bin konutlardan alıvıdık. Bin konutlarda. Orayı bana adresi ver de. Seniye o işe düşmeyelim yani. 200-300 metre kuzey tarafında bir bakkal dükkanı böyle bir makine yapmış. Eyvallah. Tepesinden kattık, alttan yelkelere doldurduk. Çok güzel. Kaynattık. Şimdi o ezmemizi yapacağız. Şimdi gelelim bu ödülle getiren şiirimize. Ödüllü getiren şiirimiz Biz Kimiz. Bu kitabımızda da var yani. Biz Kimiz. Biz Kimiz güzel. Adlı. Burada bulayım ben hemen sen okurken ben de buradan takip edeyim inşallah Fahrettin abi. Yanılırsak. Estağfurullah. Biz doğal rahatız. Ne olacak ya? Sabah sabah erken saatte. Evet. Asya'dan dağıldık 7 kıtaya. Ezelden tarihi yazanlardanız. Evet. Kitabımız Kur'an asla yazmaz hata. Başımız üstüne koyanlardanız. Eyvallah. Hak deyince boynumuz ince kıldan, zalimi görünce kılın çıkmalı kından. Kimler geldi, kimler geçti bu handan, dostu düşmanı seçenlerdeniz. Karanlık yer kalmasın yurdumuzda, Yavuzlar, Fatihler var ordumuzda. Mehter marşıyla geçenlerdeniz. Fahrettin der ki emir haktan alınır, kafirler üstüne ordu salınır, bu cennet vatanda ebedi kalınır, destanlar yazan ozanlardanız biz, destanlar yazan Halis Demirlerdeniz, destanlar yazan Mehmetçiklerdeniz kardeşim. Eyvallah. Allah razı olsun. İnşallah. Şimdi Biz Kimiz şiiriyle kitabınızda 28. sayfada Hakk'a Doğru kitabı. Ne zaman çıktı bu kitabınız abi? Bu kitap 2012'de. 11'de çıktı. Şiirleri değerledin, toparladın. Tabii, tabii. Herkes yapamıyor bunu. Sen bu konuda valla işte yapanlar vardı tabii. Şimdi bu kitabı da seyircilerimize Hediye edelim. Üç gari. Kitap nasıl, getirmişsin. Ha, İsteyen kitap. Seyircilerimiz o yani, şiir kitabını. Bu arada seyircilerimize seslenelim. Şiir yazan. Yumurtayı kıralım biz de bu arada. Seyircilerim varsa WhatsApp'tan yollasınlar. Burada bir dinletelim bakalım. Şiirleriniz nedir? Özellikle Melih Kandil'inde özel bir şey olabilir. Abi melemeni hemen kırdın yani, hiç beklemedin. Tamam. Hazır diyorsun yani. Evet, yumurtayı tamam, kıralım yani. Yap abi. Zaten evet. Bir şikti yani. Biz biraz daha Fahrettin abi'nin şey kitabını diye. İstiyorsanız kitabı istiyorum deyin. İsteyen seyircilerimize 3 kitabımız var. Çok gelirse çekiliş, az gelirse isteyenlere de sevgili Fahrettin Tan abimizin bu şiir kitaplarından vereceğiz. Güzel. Abi şiirlerinde özellikle peygamber sevgisi, ki bugün Melih Kandil oyunuyla güzel. Vatan ve millet sevgisi ağırlıklı gidiyor. Evet. O da son derece önemli konular diyelim. Şimdi bir taraftan da çöpümüzü oluşturalım. Ben senin yamağınım biliyorsun bu taraftan da. Heh, şuraya atabilirim kabukları. Tamam. Tuzunu buzunu atacağız mı? Tuz ata. Sana peçete de bulalım. Evet. Mutfağa girer misin? Çocukluk, gençlik nasıl geçti? Neler yaptın? Valla ilkokul devresi biz köyden ayrı. Hı-hı. Abim rahmetlikle birlikte abi, bir oda tuttuk. Evet. Ve orada okuduk ilkokulu ayrıca. Evet. Nerede tabii, orada? Köyünüz neresiydi? Sen nerelisin abi? Konya, Ilgın, Büyükova. Arkası dağ, önü ova. Heh. Geçmişlerimize dua. Ben köyümü çok özledim diyor. Eyvallah. Biraz şöyle geçelim abi. Evet, evet abim. Maşallah. Onu da alayım ben. Evet. Köyünü özledin. Köy özlenmez mi ya? Köyler özlenmez mi? Tamam. Maşallah. Evet. Şu yumurta sarıları. Tavuğun yediği darı neden karışmıyor beyaz ile sarı? Dünyada hesap yapan eder karı,
yaratan, donatan, yapan sensin Allah'ım diye bir dörtlükte koyalım inşallah. Şu anda o yazdı yani. Şu anda mı yazdın? Var mıydı yani? Daha önce öyle şeyler var. Bazen çalışmalar var. Geliyor işte. İlham geldikçe dörtlükleri sıralıyoruz inşallah. Şimdi bir Sedat Uçan'dan abi biz indirdik mi? Ben de bakayım şimdi ağlayı ağlayı görsem ağlayı ağlayı dinledik. Şunu ben laptoptan açayım. Gözlerim arar seni. Bu da mı evet, senin? Evet. Var mı kitapta? Kitapta var, var. Ben bunu Ali Galip Hoca'yla burada dedim ya 8 evet. sene önce. Gözlerim arar seni. 3 tane şiir okudum. Gözlerim arar seni. Şimdi o seyircim da demiş ki Süleyman abi program biterken çalın Sedat Uçan harika bir ilahi demiş. O zaman biterken ya bu ağlayı ağlayı ya da bunu çalalım biterken program inşallah. İnşallah. Evet şimdi gelelim mesajlara. Güzel bir fotoğraf ve kandil mesajı gönderen seyircim var. Video gönderen seyircim var. Kandil mesajı eyvallah teşekkür ederiz. Fotoğraf göndermiş 5707 kandilimizi kutluyor. Allah razı olsun. Ahmet Demirgan kandil mübarek olsun. Tüm akörenlere selam ve sizlere selamlar diyor. Evet kandil özel yayınımız acizane bu şekilde devam ediyor. Ben Tokat Zile'den Emine Erkan. Günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar Süleymanoğlu. Müslüman aleminin kandili mübarek olsun. Allah nice kandillere kavuştursun demiş. Biz de amin diyelim. Fotoğraf gönderen, kandilimizi kutlayan seyircimiz. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Evet, bu gece Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı şereflendirdiği gecedir. O peygamber ki insanların sapıklıkta sınır tanımadığı, cehalette en üst seviyeye ulaştığı, küfür ve şirkin kölesi olduğu bir zamanda dünyaya şeref vermiş ve dünyaya ilahi bir nur, rahmani bir şifa olmuştur. Dualarımız bu gece eksik olmasın, kalplerimiz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun demiş. Süleyman abi demiş, eyvallah teşekkür ederiz, sağ olsun eksik olmasın, seyircimize teşekkür ediyoruz. Şu ilahi çaldıralım. Gözlerim seni arar ama biz indirmedik herhalde, ikisini de söyledin mi yayına? Gözlerim söyledik. Seni tabii arar. Var mı bizim elimizde? Evet. Can verdin Ahmet'ine, canın Muhammed'ine. Dermandır dertlerine, gözlerim seni arar. Ararım Arafat'ta, sorarım Beytullah'ta. Mahşerde, kıyamette gözlerim seni arar. Ne güzel. Sizlerle efendim şimdi. Evet. İlahiniz. Canım Muhammed'ime, can verdim Ahmet'ime, canım Muhammed'ime, dermandır dertlerime, gözlerim seni arar, dermandır dertlerime, gözlerim seni arar.
alınca Allah razı olsun. Ben Sinan Uçan kardeşimize de teşekkür ederiz. Değerlendirmiş, beğenmiş. Ama tam tarzın demek Sinan Uçan tarzı yani. İnşallah. Dile getirdiklerin. Ben daha önce bir Abdurrahman Önül Bey'e de bu konularda şiir verdim. Yapacağım dedi ama herhalde unuttu bir daha. Nasip. Daha bu nasip. Bu yalnız şimdi... ben bu arada bizim... Yakmayalım bu arada tamam, beni. Yavaş yavaş kapatalım. Toparlayacağız aynı tamam, zamanda. Kapatalım. Kapatalım yeterli kapatalım. Mi? Kapatalım. Evet. Kapağı var mıydı? Kapağı tamam. Hmm. Neyse. Şeyden sonra inşallah bir şöyle görür bir görelim sevgili seyircilerimiz özellikle yazın bahçe domatesleriyle yapılan bu karışımla birlikte kışın soğuklarda afiyetle yiyeceğiz, şifa olacak acısıyla sarımsağıyla beraber. Bunu kapatıyorum, kapağını da koyuyorum. Şimdi konumuz azalıyor, şimdi yani konu çok. Şimdi ben Fevzi Halıcı abimiz bizim hocamızdı. Şimdi rahmetlik oldu, kabri nur olsun. Saffet Arıcı abimizdi, kabri nur olsun. Bunlar uğurladık. Bunlar bize çok mazileri ve hatıraları var. Bu arada Mehmet Şimşek bize çok önder oluyor. Allah razı olsun. Onlara, Mehmet Şimşek abime, Kulu Remzi'ye, Merami'ye, Osman Altaş'a, Karaman'daki oğlum Ali Tan'a, ondan sonra Antalya'da amcaoğullarım Hasan Hüseyin Tan, İsmail Tan ve Konya'da bulunan Ali Titre'ye ve bizim köye Ilgın'a, Konya'ya herkese selam olsun efendim. Allah razı olsun. Ben şurada bir derdimiz var. Şimdi Fevzi Halıcı abimiz rahmet, Allah'ın rahmetine kavuştu inşallah. Biz onun yerini dolduracak bir Aziz Ayva hocamız var. Şimdi İlahiyat Fakültesi'nde edebiyat öğretmeni. Biz, o bize biraz önderlik yapıyordu. O da üniversiteye gitti. Biz çatımız yok yani aşıklı şairler olarak. Ama ozanlar çalıp söylüyorlar. İşte bize üniversiteden bir hoca olsa biz daha çok güzel şiirler yazarız. Yarışmalara gireriz. Sonra bu Konya'mız Mevlana torunları. Ya şimdi Merami arkadaşımız Mevlana ile ilgili bir şiir yazmış. Şiiri bir gör abi ya. Mest oldum ya. Maşallah. Ya, maşallah. Ya yani şimdi Fevzi Halıcı bana dedi ki, tanıştık, dedim ki Ahmet Küçük, Ahmet Yıldırım Öksüz Ozan bana dedi ki seni dedi Fevzi Halıcı abimizle tanıştıralım, hocamız olur. Tamam, gittik bir gün, tanıştık. Dedim ki, bir de şiir yazdım öyle gittim. Dedim ki, Konya'da gördüm seni, aşkı anlattın bana, okudun bir besteni, meşki anlattın bana. Şiir devam edin, kitabımızda var. Eyvallah. Fevzi Halıcı için yazdım bunu. Fevzi Halıcı için yazdım. Tanışmaya gittiğinde. Tabii, evet. Tanıştık, hemen bunu okudum yani. Evet. Hazırlamıştım. Cebinden bir kalem çıkardı. Ya dedi, Fahrettin Bey dedi, sende iş var dedi. Sen dedi, Seyfi Yıldız, Merami ile çalış dedi. Senin tarzın o ilahiyettir. Yolda gösterdi. Yolumuzu da gösterdi. Aziz Ayva hocamız olsun, ayda bir sefer topla diye kaç sefer söyledim. Olmuyor. Bu arada Profesör Kaan Karabulut. Onunla da tanışıyoruz. Az evvel görüştük. Yani... Bazen şiirlerimi ona gösteriyorum. Ya birinde öyle dedi bana. Ya dedi, sen şiirini düzeltmek dedi çok şey bana gelir dedi. Ben onun şiirine hayranım. O da benim şiirime hayran oluyor. Ya. Ya işte hayırlısı. Bu arada vaktimiz... Bir ilahi arası alacağım ben. Tabii. Sen bir şiir daha hazırlayalım. Yavaş yavaş toparlayacağız. Hocam hazırlıksız dediniz ama öğrencileriniz, talebeleriniz izliyorlar, mesajlar atıyorlar. Kandiliniz mübarek olsun. Ahmet Üçpınar amcamızın da diline sağlık demiş. Bir de ilaha istiyoruz demiş. Can Ahmet'imi istiyorum diyor. Kiraz Tekin yollamış. Allah razı olsun hocam. Biraz mırıldanalım hocam. Can Ahmet'imiz. Buyurun hocam inşallah. Aynen. Sesi valla arkadaşlarımız da var sizde. Buyurun. Sen buyur, ben sana bir şey yapayım. Ben nasıl girecek? Benim Can Ahmet'im bir sürü ilahi var. Ha nasıl girişti? Siz biraz giriş yapın. Biz devam ettirelim. Ben o hususta pek şey herhangi bir ilahi aklımızda olan bir şeyler olmaz mı hocam? Neyse, zorlamaya şeye gerek yok. Varsa. İlahi hususunda şey değilim. Pek fazla şey değilim hocam. Şimdi ben sana söylemek istediğim, şimdi bak
bu Fahrettin'in bu şeylerini ben daha ilk defa burada şey yapıyorum. Siz de çok şey yapmıyorsunuz yani şiir ve şair özelliğini. Şimdi o şeydeki İmam Hatip'te bir arkadaşımızın birisi güreşçi. Evet. Arada dolaşırken bir şey yapmış. Lefter diye bilmem duydunuz mu? Lefter diye bir hocamızın birisi buna bir tokat attı ama yıldızları saydırdı. O gün akşamda okullar arası güreş var. Bu Cemal dediğimiz arkadaş güreşe çıktı. Liseli bir arkadaş. Çıktı karşısına, bütün hepimiz bağırıyoruz, yukarıya kaldır, yukarıya kaldır diye. Tuttu muydu ya? Yukarıya kaldırıyor. Ondan sonra yere vuruyor. Böyle kuvvetli bir arkadaş. Ertesi gün sabahleyin hoca geldi şimdi, Cemal şöyle arkada oturuyor. Cemal'a şöyle şöyle bir yandan yandan bakar bakar, ulan oğlum ben sana o tokadı nasıl vurdum lan dedi. Ben sana o tokadı nasıl vurdum oğlum dedi. Yani onun gücüne karşılık, hiç onun da saygısından hocaya hiçbir eskiden, şey yapmasından. Öyleydi, eskiden öyleydi. Şimdi öyle dokunsam, olunca evet. Samimi söylüyorum yani ben Fahrettin'in böyle böyle şair olduğunu filan bilmiyordum. Sabahleyin namazdan çıktıktan sonra ya dedi arabayı oraya koymuş, gel hocam dedi şöyle. Eyvallah. Anladın eyvallah. Mı? Yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Ekmeğimizde fırın ekmeği var. Evet. Fahrettin abi de bütün şiirleri burada maşallah Fahrettin evet. Abi. Böyle saklıyor musun şiirlerini gazetelerde? Tabii çıkan? Canım şimdi bu kitaptan ha, sonraki kitabın haricindeki şiirler bunlar. Yani. Bunları ekleteceğim veya yeni bir kitap yeni bir kitap olursa, sponsor olur. Bulursam öyle. Sponsor olmazsa kitap sponsor. Bizim de tek sıkıntımız o sponsorlar. Yani, evet. Sponsorlar istiyoruz diye. Allah razı olsun Kandil'de dediğimiz gibi o mübarek beldelere gitmeden görmüşçesine peygamber sevgisini bu Melik Kandil'de dile getirdin. Allah razı olsun. Güzel oldu. Tabii saatlerce şiir dinleyebiliriz ama vaktimiz sınırlı. Gelen mesajlar çok. Altın Ekin dedelerden Üzeyir Usta Mevlüt Kandil mübarek olsun demiş. Karaali'den yollayan seyircim var. Karaali'den diyor, Beyşehir'den yolluyor. Eyvallah, teşekkür ederiz. Selamlarınızı, hürmetlerinizi yolluyoruz. Hayırlı kandiller, selamlar Süleyman demiş. Öz Kaptan Turizm'den Ali Kaptan abim, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Ali Kaptanımız inşallah selamlarımızı, hürmetlerimizi yolluyoruz size de. Altın Ekin'e de yine selamlarımızı, her taraftan izlendik. Böyle farklı bir program olmuş oldu dedik. Güzel de oldu. Şimdi Süleyman Bey zamanımız daralıyor. Ben şu dört şiirden birer kıta okuyayım. Tabii. Ha. Birincisi Çanakkale destanından bir dörtlü okuyayım. Ben bu Çanakkale destanını bazı yerlerde okudum. Yol bir, bayrak bir demiş atam da. Günde beş vakit ezan okunur bu vatanda. Hikmete ram ol demiş yazmış yatan da. Çanakkale'den hikmeti yazan Akiflerdeniz. Bu şiir devam eden bir şiir. Eyvallah. Çanakkale Destanı'ndan. Şimdi Kelebekler Vadisi'nde oturuyoruz. Tabii oralarda oraların aşkını dile getirmek için. Bunu da okudum ha. Buradan da bir tane dörtlük okuyayım. Ne güzel yaratmış seni yaratan. Aşka doğru uçalım kelebekler. Ne güzel donatmış seni donatan. Meşke doğru uçalım kelebekler diye devam eden bir şiirimiz. Eyvallah. Şimdi gıda terörü. Ona da değindi. Şimdi gıda terörünün bir hikayesi var. Bir gün evet. Ne oldu biliyor musun Süleyman Bey? Gece rüyamda Ahmet Davutoğlu rüyamda dedi ki bana başbakanken gıda terörü ile ilgili bir şiir istiyorum. Yattım. Kulağım üstü yattım. Evet. Azıcık sonra bir daha söyledi. Allah Allah. Üçüncü sefer bir daha söyledi. Ben dikkate fazla almadıydım. Bir yazdım olmadı. Bir yazdım olmadı. Sonra da yazdım ve gazeteye verdim. Allah o, Allah. Oradan da bir tane dört okuyayım inşallah. Buyurun maşallah. Utanmaz mı utanmaz bir adamın çocuğu, kirinden pasından görünmez oldu gocuğu. At ve eşek etinden yaptı, bir de sattı sucuğu.
halkı aldatan hakka hesabını öder bir gün diye devam eden bir şiirimiz. Çok güzel. Çok da farklı olmuş bak bu. Gündem gıda terörüyle ilgili güzel. Yani ben evet, her konuda var şiir yani. Yani bir de Türk polisi içinde bir dörtlü okuyayım. Tabii. Dalga dalga süslenmiş gökyüzünde şanlı bayrağı bekler Türk polisi. Zalime hesap sorar yeryüzünde. Allı bayrağı bekler Türk polisi. Ne güzel. Halka ve hakka hizmetin adına aşk derler. Yürü Mehmet'im yürü, zalim bitene kadar. İmanla doldurulmuş gönüle köşk derler. Yürü Mehmet'im yürü, zulüm bitene kadar. Mehmetçiklerimize selam olsun. Al bayrağı çekenlere selam olsun efendim. Herhalde zamanımız çok dar. Zamanımız doldu. Biraz doldu. Mesaj okuyalım. Evet, Bahrettin tabii, abi. Tabii efendim. İşte kahvaltıyı da hazırladım pratik bir şekilde. Şu tahinini de karıştıracağız. Buradaki ekiple birlikte hem sabah haberleri, haberleri zaten ilk bölümde verdik. Efendim hayırlı sabahlar. Kandiliniz mübarek olsun. Sizi her gün izliyoruz. Karali'den selamlar. Beyşehir Karali demiş. Ceylan Sütçü ve ailesi yollamış. Buradan Beyşehir'de selamlarımızı gönderelim. Çok fazla mesaj var. Altın Ekin Oğuz elinden Mustafa Turan kandiliniz mübarek olsun demiş. Hayırlı sabahlar diyor. Artı 43 nerede başlardı? Bilmiyorum artı 43 nerede. Fransa diyelim hadi yuvarlayalım. 33 herhalde. Peki. Hayırlı kandiller selamlar Süleyman demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Eyvallah gününüz hep böyle aydın olsun demiş. Yine güzel bir şiir yollamış başka bir seyircimiz. Sesli yollayabilirsiniz. Danimarka'dan Hamza Taşyürek tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun demiş. Eyvallah. Konya Meram'dan Ferit hayırlı kandiller nice kandiller inşallah derken. Hayırlı sabahlar abi ben Kökez'den Mücahit tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun diyor. Biz de bunların hepsini aldık. Şimdi birer tadına bakalım. Hocam sizi de şöyle alalım. Bir kandilde kutladık zaten hocam. Şimdi bu karışımın tadını merak ettik. Ben şöyle ortaya alayım onu. Tencereyi buraya koyalım. Evet hocam. O soğudu herhalde. Bismillahirrahmanirrahim. Dur biraz da gazete koyalım dur. Yakmayalım. Geçen biraz tedbirsiz davranmışız. Bunun üzerine koy. Kapatıyoruz ama özellikle yazın bahçelerdeki fiyatı da uygunken 30 kuruş 50 kuruşa domates varken alacaksınız. Çektireceksiniz. Kışa kavanozlarda saklayacaksınız. Hocam buyurun bismillah böyle ayaküstü gibi olacak ama bir tadına bakalım. Amin. Amin. Dur hocam ben size mikrofonda almıştım. Ben size mikrofonda. Bu yemek duası gibi mi? Bereket mi olsun inşallah? Buyurun bir duamızı alacağız. Sonra da tadına bakacağız. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Külü ve şirabü ve la tüsrifü innehu la yuhubbül müsrifin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahillezî et'amenâ ve sagânâ ve ce'alenâ minel müslimîn ve rahmetullâhi ve berekâtühü ve alâ sahibi ta'am vel âkilîn. Nimet-i celîl, bereket-i halîl, şefaat-i ya Resûl. Allahümme zid ve la tugallil geçmişlerimizin ruhu için, ahirete kalanların sıhhat ve selameti için, bilhassa Allah rızası için lillâhil fâtiha. Allah razı olsun. Allah razı olsun Faruk. Türlü türlü nimetine kurban olduğum şükründen ayırma bizi Allah'ım. Renkli renkli çiçeklerine hayran olduğum zikrinden ayırma bizi Allah'ım diye ne nimetler vermiş Cenab-ı Hak. Allah'a şükürler olsun. İnşallah. Efendim hocam. İnşallah hocam. Bu şeyi bak Fahrettin Bey o tarafta diyor biz şey tarafında bulduk. Aynı Fahrettin gibi götürdük. Ayırdı. Bu da dedik şey yapalım. Güzün elmalar var ya. Evet. Bir de dedik elmaları şey yapalım. Çektirelim. Sirke yapmak sirke için. Yapalım. Evet. Yani. Biz elmayı bize çekmeyiz dedi. Çektiremedik. Hepsi ayrı değil. Onun içinde ayrıdır yani. Ama bilmiyorum. Bu makine biraz ayrı. Ya her yerde vardır. Bismillah yani buyurun. Bunun yani çekirdeğini şeyini ayıran bir şey onu yapmıyoruz dedi. Yaptıramadık onu. Tuzaz. Bismillahirrahmanirrahim. En güzeli dua. Şimdi dua edince de böyle düğün pilavı gibi hani etimiz falan gibi. Aslında biz biraz şükürsüzüz. Tabii. Bu, Rabbim böyle nimetleri veriyor. Bir şey unuttum bunu biçtikten sonra üzerine de yarım kilo bir kilo kadar da zeytinyağı döktük. Yok, iyi tamam. Ufak tefek ayrımları olabilir yani.
acı isteyen çok katar ama ben beğendim. Tabii, şimdi güzel. Fahrettin abimiz Allah razı olsun yaptı. Sen şu çoban dövüş efendim. Çoban dövüşlerinden niye vazgeçtin ya? O da iyiydi ya. Pilav yiyecektik. Yufka mı bulamam? Çoban dövüştüre pilav yapacaktık bugün de. Sayın Mehmet Solmaz abim, menajerim hoş geldin. Yufka bulamadık. Şimdi bir de o öğlen olur, öğlen. Peki. Vallahi tadı 10 numara. Harika olmuş. Allah razı olsun Fahrettin abi. Çok teşekkür ederiz. Mesajını da ver. Gelin buyurun. Hep beraber yiyeceğiz. Veda edelim de onlar gelir inşallah. Neler diyeceksin Fahrettin abi? Çok teşekkür ederiz. Böyle farklı bir program oldu yine. Allah'ım hayırlara vesile eylesin. Allah'ım nefse ve şeytana uyanlardan eylemesin. Amin. Amin. Cümleye amin. Dua ediyorum. Mesela bu işte amin. İnsan nefsini yendi mi var ya her şeyi yener. En güzel mesaj. Yarın Mustafa Eken abimiz yine kendi avize aydınlatmadan elektrikten gelecek inşallah. Yine farklı bir şey yapacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.